Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ İnkar edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat o, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ O inkarcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu böyledir. Zira onlar, Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ أَمْثَالُهَا Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki, daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar?
Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kâfirlerin ise mevlaları, dostları yoktur. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ Muhakkak ki Allah, iman edip, makbul ve güzel işler yapanları, İçinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse, dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir. وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ Nice şehirler vardı ki, halkı, seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz, onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu? مَذَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları, ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp kaynar sulardan içirilip bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, sahi az önce o neler söylüyordu diye sorarlar. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Hidayeti kabul edenlerinse Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا
فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki? فَاَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de, içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi, boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen, itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde, Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ Demek ki, ey münafıklar! Siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? اِنَّ الَّذ۪ينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra, gerisin geri dinden çıkanlara, muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz. Demişlerdi. Halbuki Allah, onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler, onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman, halleri ne olacak? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu böyledir. Çünkü onlar,
Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ Kendileri inkar edip, insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir. Ya eyyühellezîne âmenû atî'ullâhe ve atî'urrasûle ve lâ tubtilû a'mâlekum. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ Kendileri inkar edip, insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de, sizler daha üstün durumdayken, zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. هَا أَنْتُمْ هَا أُولَٰئِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ
وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar.